test ediyoruz, sonra tekrarlayacağız hatırladığımız kadar konuşmaları. Evet, pili çıkarıp taktık, çalıştı sesi. Böyle müdahale edebiliyorlar. Şimdi gelelim, aleti olmayanlar duysun diye. Nelerden vurladı buradan. Naraları da duyduk. Anında kedi o kabası. Sonra ne dedik? Dur bakayım. Altındaki komşular dedik. 2 sene içinde 3'ü birden. Tekrar geliyorlar, yakından çekelim. Buraya bir şey sürdüler, müthiş bunları çekiyor. Tek adresleri bu. Bu sefer yakalıyoruz. Müdahale yapmak artık. Tekrar aynı yolu, sanki bir şey sürmüşler gibi takip ediyorlar. Oo, hiç kurtulamayız. İşleme bakın be. Ne çekiyor onları oraya? Bizim penceremizden içeri girecekler kesin. Bir tane devasası buradan. O örümcek. Aynı yoldan geliyorlar. Buraya ne yaptıysalar, bir çeşit yuva attılar buraya. Veya bir karınca anası. Bu şekilde dedik, bu baskılarla 2 sene içinde 3 komşu burada. Böyle gittik. Boydan boya baktık bütün duvarlara. Başka yerde yok o olay. Sonra şu siyah lekeler de kaybolmaya başlamış dedik. Boydan boya her yere baktık. O komşunun önünde buradaki sinekleri gösterdik. Etrafında dönen türü soktukları zaman bana bile kalp sıkıntısı, böbrek sıkıntısı yaşatan böyle parazitli hasta hayvanlarla. Tek bir tane orada bulunacak. Bir tane de en parazitlisi koşturuyor. Böyle sinekler döşemişler. Sadece burada. Sonra gittik, oradaki pisliği çektik. Anlattık, pisliğe bakın adamın penceresinin önüne. Sümüklü böcek de vardı. Burada kadın kanserden nereden atıldı o yemler belli dedik. Çünkü bunlar da saldırıda. Buraya hayvanları güdüyor, sıçtırma, sinek üretmek için. Boydan boya çektik böyle bütün duvarı. Sonra arkaya doğru gittik. Çünkü orayı da çekecektik. Çektik fırlamadan ortaya böyle siyah lekeler de dökmüşler dedik. Şimdi tekrar temizlemem lazım o. Nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Hepsinin adresi evimiz. Oo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, onu ağzımıza alabiliyoruz. Sonra diğer duvarları çektik. Orada da bir şey yok. Sonra sohbete girdik. Arkadaş dedi, biz de bu şeylerden zarar görüyoruz. O zaman dedim ben, amir yalan söylemiş be. Onlar neden zarar görmüyor? Dedi ve dedim, o amir nasıl amir olmuş be? 1.50-1.55 boyunda. Orada bir kontrol yok mu? Onu Fuat Avni yerleştirmiş dedim. Ve senin de zarar gördüğün belli dedim. Devasa otobüs sana doğru.
bu şekilde. Şimdi telefonu var yüksek biriyle. Ve biz bu şeylerle 24 saat uğraşmak zorundayız. Çünkü bunlar cezasını almıyor. Kim bunları yöneten? Baştan beri güç göstererek bana apaçık ve belli, tam olarak o iblis, balkona fırlaması tesadüf değil, çekmiyorum. Çünkü tuzak. Evet. Şimdi bunları tekrar yıkayacağım. Suya rağmen adres biliyormuşlar gibi. Aynı yolu takip ediyorlar ve bizim pencereye de gelecekler. Oradaki kablo yoluyla. Böyle tırmanıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Büyücülükle mi yapıyorlar? Frekansla mı yapıyorlar? Heh. Onu merak ettik. Frekanstan da şüpheleniyoruz. Bokları hiçbir zaman dinmiyor zaten burada. Tırmandıkları yer. Buraları. Ve bu da gösteriyor ki buradan bir işlem yapılmış. Zaten tuhaf bir koku var. Evet. Çıkmayan sözlerin özeti bu. Ve bu seri katiller tutuklanmıyor. İnsanlar ölüyor. 24 saat baskı yapıyorlar. Böyle şimdi çıkacağımı bildiği için, sesin kesildiğini bildiği için, tekrar çekeceğimi bildiği için balkonda hava atıyor. Tüm bu hayvanseverleri yöneten kesinlikle telefon eder numarası yaptı, girdi. Haftalardır balkonuna kendini göstermeyen aniden şimdi balkonu tuttu sandalyeyle ve masayla. Bu şeyler yüzünden. Çünkü failin kim olduğunu bildiğim için ona söveceğimi düşünüyor. Hakimleri yönettiği için, kurumu yönettiği için. Telefonu ele almasının sebebi buraya bir müdahale yapmak olduğu için olabilir. Sorduğumda kim kazandı diye, biz dedi. Oyları çaldırttığı belli, yönetimi belli. Sabah videomuna çok bozuldum. Güya interneti yok. Her şeyimi takip ediyor. Besbelli. O kadardı işlemi. Ben dışarıdayım diye. Neyse, kusura bakmasın. Biz burada hayatımızı korumaya çalışıyoruz. Bu yetkililer ya rüşvetçi ya işbirlikçi. O şekilde ise şeytana hizmet ediyorlar. Aynen böyle anında fırlayacak pencereye. Çünkü kim yaptı adımız gibi biliyoruz. Ve hakaret davası hakaret etmemi bekliyor. Kardeşime telefon edebilir. Telefon numarasını bulmuşlar. Bana küfür ediyor diye. Onu bile şahit olarak kullanabilir.
Çünkü hala kimleri yönetiyorlar? O kurumu yönetiyorlar besbelli. Ordu kadar insanı oraya attırmışlardır böyle baskılarla. Ruh hastası, sinirli, diğer tüm bu stalkingci milletle o tanımlara uydurmak için böyle çıkıp videosunu çekerek toplayarak, bak bu ruh hastası tanımına uyuyor dercesine her gün 24 saat saldırılarla toplayıp o damgayı yediriyorlar. Bir ceza yedirerek, ilk ceza sonrası yediğim baskılardan belli, 6-7 dava yaptırıyorlar. Kaç dava yaptırıyorsun insanlara Fuat Avni? Kaç kişi içeri attırdın? 6-7. Kendi ağzıyla. Hatta bu şıllık, onu da söylemiştim, unuttum. Daha önce yaptığı gibi, karım çıksaydı bu temizliğe, sularla oynuyorsun diye gaza getirmeye çalışacaktı. Onu öfkeye sürüklemeye çalışacaktı. İftira da atacaktı belki. Onu da söylemiştik. Aslında ben neye düşürüyorum? Suyu sabitlerine, temizliğe başlamadan önce. Buraya dökmüşler sümüklü böcekleri. Bu kedi otları ve bu devasa otların asıl amacı odur. Bu can yakıcı, parazitlerle öldürücü, zehirli sümüklü böcekleri döşemek için. Aslında bu bir intikamdır sinekleri öldürdüğüm için. Bu millet sineklere tapıyor. Şuna bakın. Sümüklü böcek penceremin önüne. Ha? Ne diyor? Ne diyor? Ne? İnternet yok. Olabilir benim telefonum. Kestiler değil mi internet? Olsun kestiler.